Haber Kritik'te karşınızdayız efendim. Merhaba. Şaban Sevinç'le birlikte gündemi değerlendirmeye gayret edeceğiz. Ancak keyfimiz yok. Çünkü sabahın köründe 8 şehit haberiyle uyandık. Hakkari Şemdinli'de meydana gelen terör olayında 8 şehidimiz var. 8 vatan evladı toprağa düştü. Başımız sağ olsun öncelikle. Başımız sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Evet Şaban, merhaba. Merhaba İsmail. Evet, ben de hakikaten içimiz acıdı bugün. Hakikaten, yine 8 askeri bir şehit oldu. Yani bir taraftan böyle işte hayat, hani itiş kakış, siyasette böyle sert kavgalar filan, kazanma hırsları filan. Bir taraftan da gencecik çocuklar işte Hakkari'de, Şemdinli'de şehit oluyor, göçüp gidiyor. İşte alın bu kavganızı başınıza çalın der gibi, değil diyesi mi? Diyesi geliyor insanın, ha. Evet. İşte memleketin gerçek gündemi orada. Yani biz şehit haberi gelince şöyle bir kafamızı o tarafa çeviriyoruz. Yani şu koşullarda -15'te 10'da mevsim gereği, ki bu daha da soğuyacak. Yüksek yerlerde kar var. Bu doğa koşulları altında, bu mevsim koşulları altında bu çocuklarımız işte bizler herhalde bu kavgaları yapalım diyor oradalar. Yani, evet, yani hakikaten yani bunu söylemek o kadar kötü bir şey ki. Siz bu kavgaları yapın, siz bu işte şeyi yapın, sen kazanacaksın, ben kazanacağım mücadelesini yapın filan bir hani diye, o çocuklar onun için mi ölüyor? Yani. Değil mi? O çocuklar aslında bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakanlar. Rın kavgası bu. Yani hakikaten oradaki bu mücadelenin içinde olan, gözleri düşmanda, elleri tetikte olan bu gençlerin, bu onların komutanları, subayları, astsubayları hepsi nihayetinde çoluk çocuk sahibi insanlar. Ve bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye onlar kendi çocuklarını yetim bırakmak gibi bir ulvi görevdeler. Ama dediğin gibi de biz burada bakıyoruz işte. Biraz sonra konuşacağız. Yok opera binası açalım demiş Sayın Cumhurbaşkanı. İşte belediyelerde neler oluyor, neler bitiyor. İşte belediyeler bitmiş de bakanlıklara sıra gelecekmiş vesaire. Biz de bunları konuşacağız şimdi burada. Doğru mu? Doğru. Maalesef. Evet. Evet. Başlayalım. Önünde yine senin Hürriyet Gazetesi var. O Hürriyet Gazetesi de ilginç bir manşetle çıkmış. Olanlar da gereğini yapsın diyor. Onlar da gereğini, onlar da yapsın, gereğini diyor. Yapsın diyor. İlginç bir mesaj vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Cumhurbaşkanı kendi partisinde yaptığı bu hani istifalar. Şimdi istifa ettirdi ya belediye başkanlarını. Evet. Şimdi o da bir Balıkesir Belediye Başkanı sayesinde toplumda biraz ne oluyor kardeşim havası bir sorgulamasına neden oldu. Balıkesir Belediye Başkanı'nın o zorla ağlayarak tehdit edildim, ailem de tehdit edildi diye o nedenle istifa ediyorum demesi bir şey yaptı. İnsanları bir şey yaptı. Ya ne oluyor falan kardeşim, kim tehdit ediyor? Niye istifa ettiriliyor bu adam? İstemedi halde falan. Şimdi Cumhurbaşkanı tabii AKP bunları toplumda tolere edebilmek için hani ya yok biz istifa ettirmedik kardeşim işte hani falan belediyelerde bir takım olaylar var da onun için bu işler yaşanıyor, bu durumlar yaşanıyor. Efendim nitekim işte muhalefet partilerinde de var benzer durumlar. Ne durumlar varsa. Şimdi öyle bir laf ki bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği. Muhalefet partilerinde de gereğini yapsın diyor. Sorunlu belediyelere ilişkin kulağıma çok şeyler geliyor. Muhalefette de var, bizim partide de var. İşte, muhalefet partileri gereğini yapsın. Yoksa İçişleri Bakanlığı müfettişleri hani devreye girecek diyor. Ya ne demek bu? Şimdi bu o kadar garabet bir laf ki İsmail. Neresinden tutacaksın? Gerçekten öyle. Tutacak yeri yok. Şimdi kardeşim bir defa usulsüzlükler, kötü kokular geliyorsa belediyelerden bunun için zaten hukuk işlemeli. Yani rutin olarak kendiliğinden işlemeli. Parti liderleri, parti yönetimleri ne yapacak yani? Atıyorum bilmem X belediyesinde bir yolsuzluk var, bir sorunlar var, bir hukuksuzluk var. O belediye başkanının görevden kalmamasını gerektiren bir durum var. Ama devlet de bunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na
Gelen hani, kulağına gelen şeyler. Kulağına gelenlere göre. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı, işte X partisinin X belediye, sen X partisinin belediyesisin. İşte X partisi o belediye hakkında gereğini yapsın. Yani istifa ettirsin onu, görevden uzaklaştırsın diyor. Benim yaptığım gibi, hani biz AKP'nin yaptığı gibi. Yoksa diyor İçişleri Müfettişleri devreye girer. Ya böyle bir şey olur mu? Yani istifa ettirilirse o suç duracak mı orada? Duracak. Duracak. Sümenaltı mı? Bu o sonuç çıkıyor. İki. Şimdi gazeteciler soruyor uçakta. Nereden geliyorlar? Azerbaycan'dan geliyorlar değil mi? Evet. Başka istifa olacak mı diye soruyorlar şimdi. Kime soruyorlar? Tayyip Erdoğan'a soruyorlar. Başka istifa olacak mı diye. Gazeteciler soruyor. Niye? Ya istifa ne demek? Yani, istifa ilgili kişiye sorulur. İstifa edecek misin diye sorulur değil mi? Evet. Ya o kadar bu hukuksuzluk maalesef kanıksanmış ki bizim gazetecilerimiz tarafından da. Başka belediye başkanlarının istifa edip etmeyeceğini Cumhurbaşkanı'na soruyorlar. Başka istifa olacak mı? Başka istifa talepleri olacak mı? O da diyor ki işte bakalım diyor. Hani net bir şey dememiş. Ama diyor işte muhalefet partilerinde de var. Efendim sorunlu belediyelere ilişkin kulağıma çok şeyler geliyor. O partiler de problemleri kendileri çözmezse İçişleri Bakanlığı müdahale edebilir. Yani gerçekten hakikaten bir şey söyleyemiyor insan. Gazeteciliğin de şey içine ettiler İsmail. Yani şimdi gazeteciler de kime soracağını bilmiyor ki. Bir de böyle bir durum var. He. O adam istifa edeceğini bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Bilmiyor, şu anda bilmiyor. Son dedikodular var işte 7 belediye başkanının daha istifa ettirileceğine ilişkin. Mesela Gaziantep, mesela Antalya, Menderes Türel, evet, işte Fatma Şahin işte, Antep. Ordu, Trabzon, işte, Afyonkarahisar falan böyle 7 tane belediye var. 8.'si yok. 8. bir belediye başkanı istifa ettirilecekse de onun haberi yok. Kime sorsun gazeteciler? Şimdi ona soracaklar. Şimdi gazeteciler, aslında soru şey. Gazetecilerden gidip Menderes Türel'e, Antalya Belediye Başkanı. Ona bir sordular, Şahin'e yeter sorması dedi. Lazım değil mi? İstifa evet. edecek misin diye. Yok, ona sormuyorlar. Artık istifa edilecek olanları da Cumhurbaşkanı karar veriyor. Reis tek adam. Peki başka istifa olacak. Şöyle de düşünelim. Bu belediye başkanlarına istifa ettirilen belediye başkanlarına istifa edecek misiniz diye sağda solda görüldüğünde soruldu. Ne dediler? Yok canım böyle bir şey. Nereden çıktı? Görevin başında mı dediler? Evet. Patır patır istifa ettiler ondan sonra. Yani sorduğun kişiden de doğru cevap almıyorsun. İşte. Demek ki burada herkesin bir algısı var. O da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. İşte verecek, tamam. Tamam. Onun için ona soruyorlar. Veriyor. Durum öyle de gazetecilerin bunu kanıksayıp, bu hukuksuzluğu kanıksayıp bunu meşruymuş gibi Cumhurbaşkanı'na sormaları, yani sakatlık anlıyorum, orada. Benim dediğim o. Evet. Tamam, o Cumhurbaşkanı partinin patronu, AKP'nin reisi. Sen istifa et. Sen şuradan aşağı atla. Ya il başkanı, ilçe başkanı olsa bana ne de? Sen gel şu tepeye otur. Sen o tepeden in bakayım. Git hadi. Emekli ol. Reis. Dediğini yapıyor. Yapsın. Ya bir AKP. Yeter. Senin çocuğunla tamam, devam ederim. Ama biz gazeteciler olarak bunu hani meşru ve normal göreceğiz mi? Görmeli miyiz? Hayır, görmedim. Yani konuşayım. Mesela bu uçakta, şimdi Azerbaycan dönüşü bu uçakta gazetecilerin Cumhurbaşkanı'na şeyi sorması lazım bilakis. Ya niye istifa, kim istifa ettirdi bu şeyi Balıkesir Belediye Başkanı'na? Hani gazeteciler biliyor istifa ettirenin Cumhurbaşkanı herkes olduğunu. Herkes bildiği sır. Tehdit edenin de, o belediye başkanını tehdit edenin de AKP'liler olduğunu, hani istifa etmeyecekti adam. AKP'liler devreye girerek adamı tehdit etti. Kendisi, adamın beyanına göre ailesini falan tehdit etti. Adam ağlayarak istifa etti. Şimdi bütün bu hepimizin göz önünde oldu. Bu uçaktaki gazeteciler de biliyor bunu. Fikret Bila biliyor. Hande Fırat biliyor. Hürriyet'in Ankara temsilcisi, genel yayın yönetmeni. Hakan Çelik biliyor. CNN Türk'ün Ankara temsilcisi ve diğer gazeteciler. Yani diğerlerinin isimlerini pek bilmiyorum. İşte Emin Pazarcı var burada. Senin arkadaşın, benim de arkadaşım. Emin Pazarcı, o da biliyor. Herkes biliyor. Burada Turgay Güler var. Yani bu durumu herkes biliyor. Ama kimse çıkıp da öyle bir şey var ki, hani böyle örtülü oyun yani. Ben durumu biliyorum, sen de durumu biliyorsun ama bilmiyor gibi davranıp
Efendim Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini söyledi diye sana soru soruyorum. Sen de diyorsun ki aa öyle mi kim oldu? Tehdit etmiş? Niye beni aramamış? Beni de arayabilirdi diyor Cumhurbaşkanı. Niye beni aramamış öyle bir tehditle karşılaşmış da? O diyor kıdemli bir siyasetçidir diyor. Böyle bir durumda nereye başvuracağını bilir diyor. Bir şey daha söylüyor. O da çok ilginç. Ben bir de oraya da takıldım. Diyor ki yani eğer tehdit edildiğini düşünüyor. Çok şaşırmış bir kere. Yani Sayın İbrahim Kalın açıklaması dün düştü gündeme. Çok şaşırmış Sayın Cumhurbaşkanı. İşte buna benzer şeyler söylemiş. Bunların içinde söylediği bir başka şey var. O da diyor ki Sayın diyor Başkan diyor eğer böyle bir tehdit aldıysa diyor yargıya gitmeli diyor. Yani gidebilir diyor. Şimdi ama onun bir başka boyutu daha var. Öbür tarafı da var. Onu şimdi o kamuoyuna karşı öyle diyor da Balıkesir Belediye Başkanı da biz de gazeteciler de şöyle anlıyoruz. Sıkıysa yargıya gitsin bakalım. Ha, zaten onu da söylemiyor. Yani o cümle şöyle de devam eder. Sayın Başkan yargıya gitmiyorsa elbet bir savcının dikkatini çeker, resen soruşturma başlatır demiyor. Yani o kısmı ayrı tutuyor. Yani bu şöyle demek. Yani siz durun, resen herhangi bir soruşturma falan başlatayım demeyin. Gelirse eğer bakın. O da gidemeyeceğine göre. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Şimdi şu uçaktaki zihinlerde, hepimiz her şeyi biliyoruz kardeşim. Herkes biliyor. Kim istifa ettirdi, kim tehdit etti, niye ağladı? Hepimiz biliyoruz. Şu uçaktaki herkes biliyor bunu. Ama bilmiyor gibi davranıyoruz. Davranıyorlar. Ama kamuoyuna karşı da bir şey söylenmesi gerekiyor. İşte gazetecilerin o soruyu sorması gerekiyor. O soruyu da böyle soruyorlar. Ya tehdit edildim dedi. Ne diyorsun? İşte, hay Allah ya çok şaşırdım. Kim tehdit etmiş acaba? Niye savcılığa gitmemiş? Beni de arayabilirdi. Beni de aramadı. Evet. Tamam. Gereği yapıldı. Herkes bir tiyatro. Herkes bir oyun içinde. Gerçekten orada o uçakta. Ama dediğini yaparlarsa bir, o görevlerde kalamazlar. İki, o uçağa asla binemezler. Bir de böyle bir durum var. İşte yani biz bilmiyoruz da ne oluyor canım? İşte yapıyoruz gazetecilik yani. Ya bilmiyorum. Gerçekten. Ama biz onlar gibi yapmıyoruz. Gerçekten üzülüyor. Yani gerçekten yani bir böyle bir kocaman bir Türkiye kocaman bir tiyatro sahnesine dönmüş. Aynen öyle. Kocaman bir tiyatro sahnesi Türkiye. Gerçekler bambaşka. Gerçekler bu sabah saatlerinde gelen 8 şehit. Evet. Aynen. Gerçekler orada. Aynen. O var ama demin konuştuğumuz gerçekler de var. Hani tabii işin siyasi gerçekleri de var. Bilmem ne. Herkes her şey belli. Her şey ortada. Gerçekleri herkes biliyor ama herkes de bilmiyor gibi davranıyor. Bilmeze yatıyor. Bilmeze yatıyor. Şey ve ya kamuoyuna karşı da bir şeyler söylenmesi gerekiyor işte. Gazetecinin de bir şey sorması gerekiyor. O da gazeteci ya. Evet. Bir şey aynen sorması öyle gerekiyor. Sorması gereken soruyu soramıyor. Korkuyor. O zaman sorulmasını istediği soruyu soruyor. Yani seni kızdırmayacak şekilde. Ya efendim Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildim diyor. Falan. Hani mahcup. He. Soruyu sorarken de mahcup. Yani normalde o soru şudur. Siz Balıkesir Belediye Başkanı'nın istifasını istediniz. Adam da istifa etmek istemedi. Sonra tehdit edildim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı. Ne demek bu? Siz bir tehdit ettiniz. Ya da sizin adınıza birileri mi tehdit etti? Hani gazetecinin bu sizin olayda adınızı mı kullandılar? Soruyu böyle sorması lazım. Her türlü soru sorulabilir ama böyle bu sorulmaz. Böyle sorulmaz. Sayın Cumhurbaşkanı da der ki haşa olur mu öyle şey kardeşim? Yani. Evet. Ya da öbür türlü der yani. İşin bu tarafı ayrı bir tuhaflık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefet belediyelerine dönük sözleri ayrı. Yani siz de benim yaptığımı yapın diyor. Evet siz de benim yaptığımı. Elinizdeki belediyelere bakın diyor. Gönderin diyor. Şimdi bir, yani bir belge, bilgi belge varsa ki var diyor, kulağıma var gelen diyor, o zaman diyor. Hukukun gereği yapılmalı. Hiç beklemeyeceksin. Evet. Hukukun gereği yapılmalı. Hukukun gereğini yapmıyorsun, sen adamı benim yaptığım gibi kov diyorsun. Kov da diyorsun. Hani şey. O zaman benim hakkım ne olacak? Benim hakkım bilgi olacak. Eğer bir yolsuzluk varsa ortada, benim hakkım ne olacak? Ya da hangi ilse o ilde yaşayanların hakkı ne olacak? O yetim hakkı ne olacak?
Hani yetim hakkı diyoruz ya, ne olacak? Parti isteyecek, o gidecek, her şey unutulmuş olacak. Böyle bir mantık olmaz, şimdi, olamaz. İki, İsmail, bir de şu var. Şimdi kulağıma kötü kokular geliyor diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Sorumlu belediyelere dair kulağıma kötü şeyler geliyor. Evet. Dolayısıyla hani muhalefet, yani bugüne kadar istifa ettirdikleri belediye başkanlarının devamı olarak söylüyor bu lafları. Dön onlar geriye. Da, oralarda kötü kokular vardı. Evet. İstanbul'da, Ankara'da, Balıkesir'de, Düzce'de, Niğde'de. Başka? Şimdilik bu kadar. Beş yani. Bu beş belediyede kötü kokular vardı. Pis kokular geliyordu. Bu ne demek pis koku, kötü koku? Ben İçişleri Bakanlığı'nı devreye sokmadım. Rantlar var, hırsızlıklar var, usulsüzlükler var, halkın parasının çalınması, çırpılması var. Kötü kokular, belediyelerden gelen kötü kokular. Kötü ne şeyler kulağıma geliyor. İmar, evet. Hukuksuzlukları, her rant türlü bilmem neleri var. Yani akçeli işler. Yani istifa eden belediye başkanlarını da aslında töhmet altında bırakıyor. Töhmet altında bırakıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve o zaman sorma hakkımız doğuyor, yargı nerede diye. Evet. Yani yargı nerede? Sayın Cumhurbaşkanı aslında şu sözleriyle 5 belediye başkanıyla ilgili bir tespitte bulunmuş oluyor. Bir nevi ihbar yapıyor. Ya da suç duyurusu olarak kabul edilebilir. Evet. Şimdi bunlar Melik Gökçek çıksın cevap versin. Evet. Neymiş? Yani Ankara Belediyesi ile ilgili kötü kokular geliyor, ne demek Sayın Cumhurbaşkanı? Ne duymuş kötü şeyler olarak mesela? Ya da İstanbul, ya da Niğde, ya da Balıkesir, ya da Bursa. Bu belediye başkanları şu anda şu sözlerden sonra en töhmet üst mevkiden, en üst makamdan töhmet altında kalmıştır. Yani işin bir başka boyutu da söylediğin gibi bu. Başka bir şey var mı orada? Şu fotoğrafı bir daha ben gösterelim ekrana. Bir başka bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Şimdi kaç gazeteci var burada İsmail? Fotoğrafta giren Sayın Cumhurbaşkanı. Uçakta bu. Azerbaycan dönüşü Cumhurbaşkanlığı'nın uçağı. Değerli izleyiciler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğru mu saydım? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gazeteci var. 3'ü Aydın Doğan'ın Doğan grubunda elemanları diyelim. Hande Fırat, Hürriyet'in Ankara temsilcisi, Hakan Çelik, CNN'in Ankara temsilcisi ve Fikret Bila, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni. Yani şunu demek istiyorum ki Aydın Doğan Cumhurbaşkanı ile ilişkilerini bayağı şey yaptı, ısıttı. Toparlamış. Bayağı toparlamış. Bayağı iyi toparlamış yani. Resepsiyonda da, pazar günü Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda da biliyorsun yine aynı ekip vardı, bu aynı ekibi vardı. Kendisi de vardı, kızı da vardı. Değil mi? Yani Cumhurbaşkanı'yla o eski davetiye usulü bu resepsiyon? Tabi davetiye usulü. Davetiye geldi mi sana? Yok, gelmedi. Bir dahaki seneye inşallah. Seneye inşallah. Hani bir sorayım dedim, ne bileyim ben. Seni. Yani neyse söylemeyeyim. Ya, var mı başka? Vallahi Aydın Doğan işini biliyor kardeşim. Helal olsun. Şuna da bir bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı söyle. Aydın Doğan'ı geçmeden önce Ertuğrul Özkök'ün yazısına dönüyorum şimdi. Aydın Doğan ve hani Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkileri güzelleştiriyoruz ya. Ertuğrul Özkök de diyor ki beni diyor Cumhurbaşkanının şeyine çağırmazlar, davetlerine çağırmazlar, Cumhurbaşkanı uçağına da almazlar, işte saraya da çağırmazlar diyor. Çağırsalar keşke şöyle şöyle olurdu falan anlamında bir rüya görürdüm diye bir yazı yazmış. Yani sonuç itibariyle Aydın Bey, Aydın Doğan çok zekice hamlelerle işi toparlıyor. İşi toparlıyor, toparlamakla kalmıyor. Yani öne geçiyor. Kendisini yok etmek isteyen bir süre öncesine kadar Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarını şey yaptı. Yani şöyle kuşatarak avucunun içine almış gibi bir görüntü veriyor. Ertuğrul Özkök gibi iktidarın hoşuna gitmeyen kişileri uzak tutuyor. Ertuğrul Özkök bir taraftan aynı gazetede hani beni almazlar, beni çağırmazlar köşke, saraya, Cumhurbaşkanı uçağına diye yakınırken, bir taraftan da ama Aydın Doğan'ın diğer üç adamı değil mi? Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın uçağında. Böyle yani hakikaten ilginç bir şey. Yani gerçekten yani Aydın Bey'in şeyi açısından söylüyorum. Mahareti açısından söylüyorum. Bir numara yani. Şimdi
Bir şey daha var. Bekir Bozdağ tweet attı. Bu şeddeli tartışma. Yeterince konuştu zaten. Hükümet sözcüsü olarak da konuştu. Hı hı. Yeri geldi. İşte farklı ortamlarda da konuştu. Ve konuşurken de doğrudan kişiye dönük, Bülent Tezcan'a dönük hakaretamiz sözler evet. sarf etti. Şimdi yetmedi. Yetmedi. Ha, bu arada Bekir Bozdağ'ın bu açıklamalarına ya da diğer hükümet sözcülerinin ya da yetkililerinin bu açıklamalarına şöyle bir cevap verdi. Mealen söylüyorum, cümle tam olarak aklımda değil. Bülent Tezcan şunu söyledi. Yani işte eğer biz bir şeyler söylemezsek bizim de bizi de kovarlar oradan. Onun için bir şey söylemek zorundalar. Onun için bana saldırmak zorundalar ki sarayın gözüne daha çok girsinler. Biçiminde konuştum. Saray gözüne yani. Girmek için bana olmadık hakaretlerde evet. bulundular. Şimdi Bekir Bozdağ sıralı bu açıklamaları yetmemiş gibi tam 6 tane tweet atmış. Ha, o Bülent Tezcan'ın o lafları üzerine mi? Yani evet 17 saat önce. Evet yani, Bülent Tezcan dün evet, öğlende yaptı. Saat 15'te konuştu. Evet. Hı-hı. Şimdi saydırıyor işte birinci tweet. CHP Genel Başkanı Parti Sözcüsü'nün Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandıkları dil hakaret, kin, nefret, provokasyon ve düşmanlık dildir. Falan falan devam ediyor ama son, mesela dördüncü tweet oldukça üçüncü tweetten başlayayım okumaya. Belli ki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak, halkın gözünden düşürmek, halkın kalbinden çıkarmak için itibar cellatları emir almışlar. Devam ediyor. Dışarıdaki ve içerideki itibar cellatları bilmelisiniz ki Cumhurbaşkanımız itibarsızlaştıramayacaksınız, lekeleyemeyeceksiniz. Devam ediyor. Milletimizin kalbinden çıkaramayacaksınız, halkımızın gözünden düşüremeyeceksiniz ve 2019'da da yenemeyeceksiniz. Yüce Allah'ın yardım muhafaza ettiği, milletimizin dua edip destek verdiği ve darbecilere karşı ölümüne koruduğu birini kimse yenemez deyip bitirmiş tweetlerini. Yani Cumhurbaşkanı'na dönük böyle yakınlaşma çabaları diyeyim. Hani daha farklı ifadeler kullanmak mümkün tabii ama yakınlaşma çabaları ya da yakınlığını muhafaza etme çabaları bir hükümet sözcüsü tarafından tweet sosyal medyaya da aktarılıyor. Yani bu gerçekten üzüntü verici bir olay. Şeyi doğruluyor işte, Bülent Tezcan'ın açıklamalarını doğruluyor. Aynen, onu teyit ediyor. Teyit ediyor. Hani, Bülent Tezcan dedi ya. Girdiğim gözden düşmeyeyim, aman daha çok saldırayım. Aman reisin işte, gözüne gireyim diye evet. bana saldırdılar demişti. Evet, yani Bekir Bozdağ bir daha saldırmış. Altı tweet Bülent Tezcan'ın o tespitlerini son derece yerinde yerinde olduğunu söylüyor. Yani Yüce Allah'ın yardım ve muhafazası ile işin içine bir de dini karıştırıyor. Mütedeyyin dindar yurttaşlara da böyle bir cevap vermiş oluyor ya da böyle bir toparlama yapma çabası içinde oluyor. Ben operayı merak ediyorum. Opera konusunda ne diyorsun? Opera şey mi? Ya AKM'yi yıkıp Taksim'deki opera binası yapacaklar ya. Ya da yapacaklarını söyledi ya Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün açıklayacağım. Dün. Yok yok şeyi, projeyi açıklayacağım dedi. Bilmiyorum, belki pazartesi, açıkladı. Pazartesi bilmiyorum. Galiba. Pazartesi açıkladı. Bugün şeyi açıkladı. Yerli oto. Türk otomobilinin projesini açıkladı. Katılan firmaları açıkladı. Önemli firmalar, hakikaten Türkiye'nin önemli firmaları. Vestel, Kıraç, ya İnan Kıraç, Ahmet Nazif Zorlu, Tuncay Özilhan, şey neydi şu yandaş medya patronu? Türksel ve Zorlu Holding de varmış bunların arasında. Albayraklar değil miydi? Yok yok. Yok ya, şu Star gazetesinin şeyi vardı ya. Tamam, AKP'nin işte. De yöneticisi sahibi. Ya Star'ın vesairenin sahibi. Neyse evet. Yani yandaş patronlardan birisi. 5 büyük şey, Türkiye'nin 5 büyük firmasını yerli otomobili üretmek için bir keşke üretebilseler. Keşke yapabilseler. Keşke üretebilseler. Evet. Hani yani tebrik ederiz. Pazartesi de galiba AKM yerine yapılacak işte opera projesini tanıtacak herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. Geçen gün öyle bir şey yapmıştı. Burada Ertuğrul Özkök diyor ki, şimdi dün Cumhurbaşkanı dedi ya, şey dedi. Yarın dedi şey, yerli otomobil şeyini açıklayacağım dedi. Projesini açıklayacağım. Hani beni izleyin anlamında. Hani televizyonda şey var arkası ya, yarın. Arkası yarın. Ya da reklama giderken, reklamdan sonra çok önemli konuyla karşınızda olacağız Sayın Seyirci. Az bizden sonra. Ayrılmayın. Diyoruz ya. Ertuğrul Özkök de ona dikkat çekmiş. Cumhurbaşkanı
diyor şey, neydi terim? Bilmiyorum, okumadım. Yok yok, demin söylediğin şey ya. Opera. Yok yok, yani bizden, benden ayrılmayın, beni izlemeye devam edin, yarın da beni izleyin. Yani arkası yarın. Ha, arkası yarın. Şey, tekniğiyle konuşmaya başladı diyor. Dolayısıyla AKM yerine yapılacak projeyi pazartesi açıklayacağını da sanıyorum dün değil de önceki gün ilan etmişti. Yani pazartesi beni izleyin. Dün yaptığı konuşma değil miydi? Dün yaptı Sayın Cumhurbaşkanı onu. AKM'yi yıkacağız, yerine opera binası yapacağız diye dün yaptı bu açıklamayı. Ha, dün yaptı o zaman. Dün yaptı. Pazartesi projeyi de, evet, falan ha, demiş olabilir. Lansmanını yapacağız. Lansman, ha, o da çok dikkatimi. Evet, evet, lansman. O da ayrı bir. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı, hatırlıyor musun ya? Bu belediyeleri dedi... Çok net değil aklımda laflar da, neticede şuna takılmıştı, doğru takılma. Tabelalar hep yabancı demişti. Ha evet ya. Değil mi? Tabelalar evet, kendisi, arena isimlerini değiştirdi, evet, stadyumlardaki. Evet, evet, evet. Sonra kendisi kalktı, opera binasının lansmanını yapacağım dedi, lansman. Ha. Evet, hangi tarihte söyledi, ne zaman söyledi ya, hatırlamıyorum ama ismi. Böyle bir reklamlara, o tabelaların yabancı şeklinde, yabancı diline karşı çıkmıştı. Ha, işin bir öbür tarafı da var tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı bu tabelaların yabancı dilde yazılmasına karşı çıkarken her tarafımız Arapça tabelalarla da doldu bu arada. Yani bir de böyle bir tuhaf bir gelişme de oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan lansman bekliyoruz şimdi. Evet. Ne arıyorsun? O şeyi buldum. Sen şimdi lansman, güzel bir şey, olaya parmak bastın. Kaldır parmağını da, ben Sözcü Gazetesi'nden buldum şimdi onu. Peki, kaldırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Turizm Şurası'nda dünkü, evet, yaptığı konuşmasında İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi yıkılıyor. Yerine yenisini yapacağız. Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağız. 2019'un sonuna kadar orada bir opera binasını İstanbul'umuza kazandıracağız. Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağız. Evet. Yani şimdi ben şunu da merak ediyorum. Lansman yani tanıtım işte ya. Tanıtım demek, tanıtım. Değil mi? Ön tanıtım. Sunum mu? Ön tanıtım, sunum. Yani lansmanın yerine kullanabilecek epey bir kelime var. Güzel Türkçe kelimeler var. Var tabii ki. Niye olmasın? Yani opera binasının tanıtımını yapacağız deseydi de biz anlardık. Ya da ön sunumunu yapacağım deseydi de biz anlardık. Lansman demek durumunda değildi. Kaldı ki yabancı tabelalara, yabancı isimler verilmesi noktasında bir serzenişini, şikayetini, sitemini dile getiren bir cumhurbaşkanından lansman kelimesini duymak bana tuhaf geldi. Şimdi lansman Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşı çıktığı ama kullandığı, yani yabancı kelimelere karşı çıkıyor ama kendisi de kullanıyor. Lansman neymiş değerli izleyiciler? Dilimize Fransızcadan girmektedir. Kelime anlamı olarak tanıtım, tanıtma veya ortaya çıkarmak gibi anlamlar taşır. Reklam şirketleri genelde bu kavramı çok sık kullanır. Reklam şirketleri kullanıyormuş. Hı hı. Yeni bir ürünün pazara sürülmesine lansman denebilir. Hani yeni bir otomobil çıkıyor modeli, işte lansmanı, işte atıyorum yani, Frankfurt otomobil fuarında yapılacak. En son bir telefon şirketi yeni modellerini işte tanıtmak için dünya çapında bir organizasyona girişti, tanıtıma. Lansman dediler. Hep lansman yani. Şimdi markası vermeyelim. Tamam, tamam. Şu elimde tuttuğum reklama. Telefonu canım, işte tanıyan tanır. Adını söylemeyelim daha. Yok, adını söylemiyorum zaten. Evet, evet. Yani şey, bilmem ne. 8 ve 10. serisini tanıtmak, evet, için işte şeyde. En son. Silikon Vadisi'nde değil mi? Evet. Aynı zamanda yeni bir ürünü görsel, yazılı, basın gibi araçları kullanarak insanlara lanse edebilirsiniz. Güçlü bir lansman ürünün satışını doğrudan etkileyebilmektedir. Şimdi lansman aslında... Lanse etmekten geliyor zaten. Ama şeye, Cumhurbaşkanı'nın yüklediği anlama oturmuyor İsmail. Lansman daha çok reklamcılar ve satış için sunulan diyor bak. Reklam şirketleri genelde bu kavramı çok sık kullanır. Yeni bir ürünün pazara sürülmesine lansman denebilir. İşte, yani o da yeni bir o ürün değil ki. Ama operayı yeni keşfetti Sayın Cumhurbaşkanı. Ha. Dolayısıyla yeni bir ürün olarak değerlendirmesi yani şu, mümkün. Yani şu, müşteriye satacağın bir şeyi lansmanını yaparsın. Hani yeni telefon çıkardım, icat ettim. Bunun tanıtımı, bunu sunacağım piyasaya. Sunmadan önce bir topluyorum işte gazetecileri, medyayı falan filan. Lansman yapıyorum. Niye? Kime yapıyorum lansmanı?
potansiyel müşterilere, tüketiciye yapıyorum. Bak böyle güzel harika bir telefon çıkardım diye müşteri yani. Yani o da şimdi, oturmayabilir ama yani. Opera binasının lansmanını yapacağım demek. Opera binasını satın mı alacağız biz? Satacak mı bize yani? Belki hisselerini. Ben şunu da merak ediyorum. O opera binasına ya da öyle bir şeye hangi operacıyı getirtip koyacak? Memlekette operacı bırakmadılar. Memlekette sanatçı bırakmadılar. Kimi oturtacaklar bilmiyorum. En son İstanbul Belediye, İstanbul'du galiba. Şehir Belediyesi'nin tiyatro neydi? Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne güreş hakemini getirmişlerdi. Şimdi operaya kimi getirirler onu bilmiyorum operanın başına. Güreş de bir nevi opera. Yani şimdi bir de ABD'ye ziyaret var. Dikkatini çeken ne var? Şu Ertuğrul'a söyleyeyim. Demin ifade edemedim. Dilim de karıştı. Hani şu Cumhurbaşkanı az sonra da şeyi var ya onu buldum. Kısa bir hemen okuyayım İsmail'cim. İzleyicilerimiz merak eder sonra. Külliye az sonra uygulamasına geçti. Vallahi ta Meksika'dan benim merakımı bile çektiler. Bu arada Ertuğrul Özkök Meksika'daymış. Ya ne kadar geziyor bu adam. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nin ne olacağını yarın açıklayacağına ilan ediyor. Aynı dakikalarda sözcüsü İbrahim Kalın ise Cumhurbaşkanı bugün gazetecilere önemli bir şey söyledi. Yarın yazacaklar diye konuşuyorum. Bunu duymamıştım ya. Ambargolu bilmiyorum. Medya diliyle teaser geçiyorlar. Haber televizyonu diliyle de az sonra yapıyorlar demiş. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı bugün gazetecilere önemli bir şey söyledi. Yarın yazacaklar. Neyse. Bilmiyorum ne olduğunu. Belki de yazıldı. Neyi kastettiğini bugün çok yazılanlar net. Olabilir. Bugün yazılanlar olabilir. Dün söylemiş evet, herhalde yani. Bunu. İşte, belediyeler. Bugün tüm belediyeler yakın takipte diye mesela Yeni Şafak manşeti biraz önce Hürriyet'te okuduğumuz belediyelere, muhalefete dönük şeylerdir muhtemelen. Şimdi İsmail sen Amerika'ya gitme dur acele etme. Amerika. Niye? Başbakanın Amerika gezisin. Ne anlama geliyor yok. Diye soracağım sana. Tamam yok. Sor da Bülent Tezcan'ın o hani şeddeli konuşması vardı ya. Hı hı. Dün Sayın Kılıçdaroğlu tabii destek verdi. Merkez sahip çıktı. Yani grupta sahip çıktı zaten. MYK'da da demiş ki arkasındayız bu sözün ve durum tespiti yapıyor Bülent Tezcan. Yani faşist ve diktatör diyerek itham etmiyoruz. Durumu tespit ediyoruz demiş. İlginç bir şey değil mi? Evet. Söz. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından faşist diktatör sözü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilerin hedef tahtasına koyduğu Bülent Tezcan'a tam destek geldi. Demiş ki Kemal Bey, burada yazıyorum bakayım. Kalın yapıyor. Hürriyet tam destek durumu tespittir. Burada üzerine gidilmesi donumu. Şurada Kılıçdaroğlu tırnak içinde bu yapılan itham değil durum tespitidir. Türkiye'de yaşanan bu. Bunun mutlaka üzerine gidilmesi gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız da bu tanımı kullanmaktan imtina etmemeli demiş. Yani bütün arkadaşlarımız faşist ve diktatör tanımını kullanmaktan imtina etmesin. Biz durumu tespit ediyoruz durum ve bunu bu iki kelimeyi Cumhurbaşkanı'na karşı kullanmaya devam edeceğiz demiş. Bu da ilginç. Evet, CHP vites büyüttü diye bakmak lazım herhalde bundan sonra değil mi? Evet. Yani muhalefet etme konusunda bir vites yukarı çıkmış. Durumu vaziyette. Tespit etme konusunda kararlılık gösteriyorlar. Evet. Tamam. Amerika, ben Amerika'ya gidiyorum. Tamam, Amerika'ya vizen var mı? Yok, olsun ben gideyim. Zihinsel olarak gidiyorum. Hakikaten niye gidiyor Sayın Başbakan? Şimdi bugün yine Hürriyet elini de Hürriyet'i bırakayım hadi Hürriyet'ten devam edelim. Cansu Çamlıbel Hürriyet'in Cansu Çamlıbel New York muhabiri Hürriyet'in galiba. New York temsilcisi. Ya da Washington mı bilemiyorum ya. Dur. Merak Amerika yani neyse. Yok Amerika'da 16'da. Cansu Washington. Hürriyet'in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel. Ne demiş? ABD'nin daveti vize krizini aşma sinyali demiş. İlginç bir şey var, ilginç bir şey söylüyor. Başbakan Yıldırım 7-11 Kasım arasında Washington'da olacak. Washington'da Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek. Yıldırım'ın ziyareti, burası önemli,
vize krizinin çözülmesi konusunda olumlu irade belirlediği sinyalini de taşıyor. Washington, krizin mümkünse ziyaretten önce çözülmesinden yana. Yani 7 Kasım'da Başbakan Washington'a inmeden önce krizin, vize krizinin çözülmesini istiyormuş Washington, Amerika. Yani ne demek bugün en kaç ikisi? 7-5 gün var. Yani bu önümüzdeki işte 5 gün içinde bu krizin çözülmüş olması yani Amerikan, gerekiyor. Karşılıklı olarak Amerika ve Türkiye yani o tespite göre vize engellemelerini kaldırabilirler. Cansu Çamlıbel'e göre. Sen ne diyorsun? Niye gidiyor Başbakan Amerika'ya? Yani sadece tabii ki birçok soru ve sorun var. Yani işte Suriye'deki durum, Kuzey Irak'taki durum, bunlar bir görüşülmesi gerekiyor. İşte YPG'si vesairesi. Görüşülmesi gerekenlerden bir tanesi bu vize. Bir de Rıza Sarraf var. Yani aslında Sayın Başbakan'ın oradaki mesaisi oldukça yoğun geçecek gibi gözüküyor. Rıza Sarraf'ın sadece duruşmaları bu değil, da... Fethullah Gülen de var. Tamam. Değil mi? Terörist başının durumu da var. Yani herhalde dosya kalabalık. Bu geçen 3-4 gün önceydi galiba. Fethullah Gülen'le ilgili iade belgelerinin tamamı Amerika'ya gönderildi diye bir açıklama yapmıştı. Kim yapmıştı? Cumhurbaşkanı sözcüsü mü yaptı acaba? Şimdi kimin yaptığını hatırlamıyorum ama iadeyle ilgili gerekli belgelerin tüm Amerika'ya gitti olabilir diyor. Şimdi dolayısıyla evet başbakanın bu ziyaretinde FETÖ'de gündemde. Yani Fethullah'ın şimdi iadesi de gündemde. Baktığın zaman yani konular bayağı ciddi. FETÖ konuşulur. Rıza Sarraf konuşulur. Vize zaten şu an için temel sorun gibi duruyor önümüzde. Bu konuşulur. Kuzey Irak meselesi var. Kuzey Irak meselesi falan. Suriye var. Var mı? Yani bunlar da görüşülecek. Ya onlar da görüşecek ama onlar da şey, görüşecek. En çok azından. Başat aktör değil. Başat değil ama yani dosyanın içinde ya da masanın üstünde olacağı düşünülen konular da bunlar. Cumhurbaşkanı başbakanlar evrak gönderiyor olabilir o konularda. O da mümkündür. Yani oradan nihayetinde şey çıkmaz tabii ki. Bir sonuç çıkmaz ama ön görüşme için belki olabilir. Bu arada Yeni Çağ emekliye kötü haber diye. Bir de ister misin FETÖ'yü alsın gelsin Binali Yıldırım? Ya keşke alıp gelebilse. Yani. Vallahi. Keşke alıp gelebilse. Amerika bir şey sürpriz yapıyormuş. Paketliyormuş Fethullah Gülen'i. Keşke getirse. Abdullah Öcalan'ı 99'da yaptığı gibi, değil mi? Evet. Şimdi Rusya ile işbirliği Afrin'de de sürecekmiş bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Rusya ile yürütülen dayanışmanın Afrin'de kapsayacağını açıkladı. Buralarda bizi taciz eden terör örgütleri var. Her an sınır ötesi operasyonlar yapabiliriz dedi. Şimdi bu da önemli bir ifade. Niye önemli? Bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü Rusya Astana'da PYD'yi masaya oturtmaya çalışıyor. Evet. Ve bizim tepkimiz var, itirazımız var yapamazsın diye. Şimdi onlar orada YPG'yi, PYD'yi masaya oturtmaya çalışırken biz sahada Ruslarla nasıl bir işbirliğiyle bu PYD'ye, YPG'ye bir operasyon yapacağız? Yani şimdi, orada da bir tuhaflık var. Orada bir tuhaflık var. Şimdi bu da ilginç bir konu. İsmail, bugün ben gazetelere bakarken ne gördün? Bu dediğim konuyla ilgili İbrahim Kalın'ın açıklamasını almışlardı. Tamam şurada. Yeni Şafak'ta. Başka gazetelerde vardır de var. Vardır muhtemelen. Evet. Yeni Şafak'ta var. Haydar'cığım bir görelim mi? PKK'ya davet kabul edilemez. İbrahim Kalın'ın dün yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Dedi ki, o iş kapandı dedi. Yani biz bunu duyduk. Rusya'nın PYD'yi de Astana'daki Suriye toplantısına davet ettiğini. Devreye girdik, kesin bir dille bunun kabul edilemeyeceğini söyledik ve o iş kapandı. O iş bitti dedi. Hani PYD'yi Rusya davet etmekten vazgeçti anlamında konuştu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Astana sürecine PKK-PYD'yi davet etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kalın, oradaki arkadaşlarımızın müdahalesiyle sorun büyük oranda çözüldü. Rus mevkidaşlarımızla benim de görüşmelerim oldu. Dışişleri Bakanı gibi ya o da. Evet, Dışişleri Bakanı gibi. Pozisyonumuzu net şekilde tekrar ortaya koyduk diye konuştu. Televizyonda daha netti. Ben de dinlemiştim dün bu açıklamasını. O iş bitti ve davet edilmeyecek, kesin çözüldü demişti. Ama temasların sürdüğü anlaşılıyor buradaki. Yani düşünmüyorum, o sorunun çözüldüğünü düşünmüyorum. 2 yıl önce de bir Rusya'nın böyle bir çabası oldu hatırla, bu Astana görüşmeleri devam ederken.
Sonuçta o süreç içinde herhalde uygun görmediler ki almadılar masaya. Ama bu bundan Rusya'nın vazgeçeceği anlamına gelmez. Hani bu ilk toplantıda masaya oturtmayabilirler vesaire vesaire ama Rusya'nın bu konuda bir dayatmasının olacağı anlaşılıyor önümüzdeki süreçte. PYD'ye Moskova'da temsilcilik açtırdılar ya da açılmasına izin verdiler. Şöyle deriz. Böyle bir yapı içinde Afrin'de nasıl birlikte olunacak orada kafa karışıyor. Ya diplomaside sorun çözülmez ki. Sen istemiyor musun Türkiye PYD'nin PYD'yi davet etmemi? İstemiyorum. O zaman tamam etmiyorum. Şu şeyi sen şunu ver o zaman bana. Hani neyse değil mi? Neyse evet. Ha. Neyse. Ya da işte bir tane daha nükleer santral ver. Ya da işte ne bileyim öyle bir şey yani. Bir şey ver bana. Ben de PYD'yi davet etmekten vazgeçeyim. Ama öyle. Öbür tarafta Rusya'nın şey da öyle anlaşılıyor ki PYD'ye siyasi bir kimlik kazandırma çalışması olacak gibi gözüküyor. Evet, şimdi Fethullah Gülen, FETÖ, Amerikan medyasına 3,5 milyon dolar para akıtmış. İlginç bir haber Yeni Şafak'ta. Hani bu Amerikan gazetelerinde hakikaten bazen... Tabii canım ciddi lobi yapıyor biz, orada. Akıl almaz yaptı da. FETÖ şeyi lehine haberler çıkıyor. Aynen. Yani FETÖ'nün o şeyini biliyorduk zaten. Hani bu Amerikan senatosunda da var zaten FETÖ'nün hani finanse ettiği değil mi? Galiba 13 tane mi 17 tane mi şey var. Amerikalı senatör var. Onun üzerinde. FETÖ'nün doğrudan evet, finanse ettiği. Üzerinde. Onlar da hani Türkiye ile bir durum olduğu zaman hemen Türkiye aleyhinde işte girişimlerde bulunuyorlar. Washington'ı ayağa kaldırıyorlar falan. Tabii Amerikan medyasında da FETÖ bu şeyi lobi çalışmasını yapıyormuş ve 3,5 milyon dolar para akıtmış. ABD medyasındaki FETÖ sevgisinin sırrı çözüldü. MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu, örgütün Kozmik Odası, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başta Wall Street Journal olmak üzere çeşitli basın yayın kuruluşlarına 3 milyon 312 bin dolar aktardığını tespit etti. Wall Street Journal, Ocak 2014'teki para transferinden bir hafta sonra Fethullah Gülen'le röportaj yaptı. Yani parayı almış 2014'te, bir hafta sonra da Fethullah Gülen'le röportaj yapmış. Bas parayı. Konuşayım. Konuş olayı. Yani şey ne diyorlar, düdüğü çalan ne? Parayı veren düdüğü çalar diye güzel bir atasözümüz var bizim. FETÖ'nün de bunu yaptığını zaten çok daha öncesinden beri biliyoruz. Korkusuz'un manşeti ilginç bu arada. Evet. Ne diyor? Ekonomi coştu gidiyor diyorlar. Çift haneli büyüyeceğiz diyorlar. İhracat %15.6 diyorlar. Ama millet yine aç, yine aç. Birileri 80 milyonu fena kandırıyor. Evet. İşte yani bunca olayı konuşuyoruz ya, gerçekten memleketin gündemi bu. Dün Star gazetesinde var değil mi? Müjde diye. Evet. Bir sürü şey pembe. Star'ı buraya koy. Korkusu da buraya koy. Yani bugün eminim yandaş medyadan birisi yine böyle bir manşet ya da manşet altı falan çıkmıştır. Hatırlıyorum da şu anda unuttum hangi şimdi, gazete olduğunu. Milli Gazete'de bir şey var İsmail. 179 taşınmaz kaybolmuş. Taşınmaz ya, gayrimenkul kaybolmuş. Taşınmaz. Yine Sayıştay raporu. Belediye hesaplarındaki skandal tükenmek bilmiyor. Hangi belediyeymiş? Malatya. Kayıp 26 milyondan sonra, 26 milyon lirası kayıpmış Malatya Belediyesi'nin. Aha. Ondan sonra Malatya Belediyesi de potaya girdi. Evet. Bir de Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 179 taşınmaz da sırra kadem bastı. Sayıştay raporuyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 26 milyon 484 bin Türk liralık arsa satışı farkını belediye hesabına kaydetmediği belgelenirken, of 26 milyon lirayı arsa satmışlar ama belediye hesabına katılmamışlar. Birilerinin cebine cukka olmuş. Şimdi de belediyeye ait 179 taşınmazın kayıt altına alınmaması bu kadar da olmaz dedirtti. Hakikaten bu kadar olmaz. Süremiz doldu. Şey laf var ya, deveyi amuduyla götürmek. Ya bu deveyi hakikaten yani şey sürüsüyle götürmüş bunlar. Yani bir tane deve de bırakmamışlar. Amudunu falan filan geçmişler ve sürü halinde götürmüşler. Öyle gözüküyor Sayıştay raporuna göre. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol. Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın saat 16'da yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.